Bugün size orijinali Georgia Üniversitesi'nde felsefe dersleri veren Jennifer Wang tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağız. Konumuz Tesius'un gemisi paradoksu. Bu paradoks antik Yunan tarihçisi Plutark tarafından aktarılmış ve yıllar boyunca çeşitli şekillerde karşımıza çıkmıştır. Paradoks şöyle. Atina'nın büyük mitolojik kahramanlarından olan Tesius, gemiyle Girit'e giderek Minotoru yani boğa kafalı ve insan vücutlu olan canavarı öldürüyor. Tesius, Atina'ya döndükten sonra gemisi Atina limanında bir anıt olarak duruyor. Yüzyıllar geçtikçe geminin tahtaları çürüyor ve bu sebeple teker teker değiştiriliyor. Şimdi, tahtaların çürümesi ya da geminin hala bir kütlesinin olup olmaması çok önemli değil. Hikayeyi daha da basitleştirebiliriz. Tesius'un gemisinin sadece bin adet tahtadan yapılmış son derece basit bir gemi olduğunu varsayalım. Ve yine bu tahtaların aşınmaz olduğunu, çürümediğini varsayalım. Benim birinci senaryo olarak adlandırdığım durumda, geminin bin tahtası, bin yıl boyunca son derece yavaş olarak değiştiriliyor. Yani senede bir tahta değiştiriliyor. Şimdi, paradoks şu. Gemi elbette tahtalarından birinin değişmesiyle varlığını sürdürebilir. Birinci yıl yani ilk tahta değiştirildiğinde bu hala Teseus'un gemisidir. İkinci yıl ikinci tahtada değiştirildiğinde hala Teseus'un gemisidir. Bu böyle devam eder, ta ki bin yıl geçene kadar. Bin yılın sonunda son tahtada değiştirildiğinde bu gemi artık sıfır yılındaki Teseus'un gemisiyle hiçbir ortak parçaya sahip değildir. Şimdi buna A diyelim. Peki A nasıl Tesius'un gerçek gemisi olabilir? 17. yüzyıl İngiliz filozofu Thomas Hobbes hikayeyi biraz daha zorlaştırmış. Bu ikinci senaryoya göre bir denizci gemiden çıkan tüm parçaları alıyor ve aynı düzende Tesius'un orijinal gemisinin birebir replikasını yapıyor. Şimdi bu senaryoda bininci yılda iki tane birbirinin aynısı gemi var, değil mi? İlk senaryoda A adını verdiğimiz bütün tahtaları teker teker değiştirilen gemi ve diğeri de eski tahtalardan yapılan gemi. Şimdi buna da B diyelim. İlk senaryoda olduğu gibi A gemisi Testius'un gerçek gemisi olduğunu iddia ediyor, ama şimdi B'nin de Tessius'un gerçek gemisi olduğunu iddia etmek için yeterince sebep var. Sonuç olarak, Tessius'un orijinal gemisiyle aynı parçalardan, aynı şekilde yapılmış. Ama ikisi birden Tessius'un gemisi olamaz. Öyle değil mi? Hadi gelin bu paradoksun altında yatan varsayımlara dikkatlice bakalım. İlk varsayıma göre, sıradan nesneler aşamalı değişimlerden sonra da varlıklarını sürdürürler. Bu son derece akla yatkın. Mesela düğmelerinden birini aldık diye bir ceketi yok etmiş olmayız. Belki ceketin görünümünü biraz bozmuş oluruz ama konumuz bu değil. Ceket hala aynı ceket. Sadece biraz değişti. Sıradan nesnelerin aşamalı değişimlerden sonra da vardıklarını sürdürmeleri ilkesi A'nın Theseus'un gerçek gemisi olduğu sonucunu doğuruyor. Bir başka varsayıma göre ise bir nesne deyim yerindeyse Parçaları nereye giderse oraya gider. En azından parçaların aynı düzende korunduğu durumlarda. Şimdi senaryomuzu geminin tahtalarının aşamalı olarak çıkarıldığı ve yerine yeni tahtaların konmadığı şeklinde değiştirelim. Yine eski tahtalar geminin bir replikası yapılması için kullanılıyor. Böylece yeni senaryonun sonunda sadece tek bir gemi oluyor. B dediğimiz gemi bu değiştirilmiş senaryoda da üçüncü senaryo diyelim. Bir nesne parçaları nereye giderse oraya gider ilkesi, üçüncü senaryoya göre B'nin Tesyus'un gerçek gemisi olduğu sonucunu doğuruyor. Ama bu, sonunda iki geminin olduğu ikinci senaryoda da aynı sonucu doğuruyor. Her iki ilke birden varlığını sürdüremez gibi görünüyor. Ama hangi ilkeyi devre dışı bırakmalıyız? Tesyus'un gemisi paradoksunun olası çözümleri üzerinden gidelim. Bunların bazıları bazı ilkeleri reddediyor ve hepsinin dezavantajları var. Birinci çözüm parça ilkesini reddediyor. Bu çözüme göre üçüncü senaryoda en son elde edilen gemi tamamen aynı düzende yerleştirilmiş aynı parçalardan oluşsa bile Tesyus'un gemisi değil. İkinci çözüm değişim ilkesini reddediyor sıradan nesneler bazı aşamalı değişimler sonrasında da varlıklarını sürdürebilirler. Ama bütün değişimler sonrasında değil. Yani sıfır yılı ve bin yılı arasındaki bir zamanda bir tahtayı değiştirmek, Tesyus'un gemisini yok eder. Bu çözüm biraz rastgele belirlenmiş gibi görünüyor. Mesela, neden 543. tahtayı değiştirince Tesyus'un gemisini yok etmiş oluyoruz da, 542. tahtayı değiştirince olmuyoruz. Ve bu konuda ikinci senaryoya göre, Tessius'un gemisinden çıkan eski tahtalarla yapılan gemi bir anda Tessius'un gemisi mi oluyor? Üçüncü çözümde Tessius'un gemisini yok eden tahta öylesine bir tahta değil. Hatta ilk tahta çıkarılır çıkarılmaz gemi yok olmuş oluyor. Bu çözüm de değişim ilkesini reddediyor ama onun yerine daha kuvvetli bir tez ortaya atıyor. Sıradan nesneler değişimlerden sonra hiçbir zaman varlıklarını sürdürmez. Bu görüş, 20. yüzyıl Amerikan filozofu Roderick Chisholm tarafından savunulmuştu. Kendisi 18. yüzyıl, İngiliz teolog ve filozofu Joseph Butler'dan etkilenmişti. Butler'ın tezine göre, gemi gibi sıradan nesneler sadece serbest ve popüler anlamda kalıcı olurlar. A ya da B'nin, Theseus'un gemisi olarak kabul edilmesi, sonuç olarak pratik bir durumdur. Butler'ın tezine göre hiçbir gemi, hiçbir değişiklikten sonra varlığını sürdüremez. Ancak bunun makul olmaması bir yana, bizim sadece bir tane olarak düşündüğümüz yerde bin tane gemi olduğunu öne sürüyor. Çünkü her bir geminin yok olmasını, yeni bir tanesinin oluşturulması takip ediyor. Dördüncü çözümde ne değişim ilkesi ne de parçalar ilkesinin reddedilmesi söz konusu. Bunun yerine bu çözüme göre, hem A hem de B gemisi Tesyus'un gemisi. Bu da kimliğin geçişkenliği denilen ilkenin reddedilmesini gerektiriyor. X, Y'ye eşitse ve Y de Z'ye eşitse, X, Z'ye eşittir. Dördüncü çözümde de A, Tesyus'un gemisiyle eşit, Tesyus'un gemisi de B'ye. Ama A, B'ye eşit değil. Beşinci çözüme, yani solucan deliği teorisi çözümüne göre, sıradan nesneler hakkında düşünme yolumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Buradaki fikir şu. İkinci senaryoyu şu şekilde tanıtıyorum diyelim. Sıfır yılında bir gemi var ve bin yılında iki gemi var. Buradaki zorluk, bininci yıldaki bu iki gemiden hangisinin 0 yılındaki gemi olduğunu bulabilmek. Solucan deliği teorisinin reddettiği üstü kapalı varsayım, gemi gibi sıradan nesnelerin üç boyutlu olduğudur. Bu üç boyut, uzamsal boyutlar. Solucan deliği teorisine göre sıradan nesneler aslında dört boyuta sahip. Üç uzamsal boyut ve bir zamansal boyut. Buna göre, sıfır yılında ya da bin yılında tamamıyla mevcut hiçbir gemi yok. Bunun aksine, Solucana benzeyen bir gemi var. Bu geminin bir parçası bir uçta 0 yılında ve diğer parçası olan A bin yılında diğer uçta. Bir tane daha solucan benzeri gemi var. Onun da bir parçası bir uçta 0 yılında ve diğer parçası olan B de diğer uçta. Bu iki solucan benzeri oluşumun 0 yılında çakışan parçaları var. Bu çözüm geçişlilik parça ilkesi ya da değişim ilkesini reddetmeyi gerektirmiyor. Nihayetinde A'nın Tesyus'un gemisi olduğunu ya da Tesyus'un gemisinin B olduğunu öne sürdüğümüzde artık ne iddia ettiğimiz pek net değil. A ve B birbiriyle aynı değil ama bunlardan biri Tesyus'un gemisiyle de aynı değil. Sıfır yılında her ikisi de nesne olarak birer parçaya sahipler. Hepsi bu. Gördüğünüz gibi bu beş çözümden birini kabul etmenin belli dezavantajları var. Ama paradoksu çözebilmek için bu dezavantajların bazılarını kabullenmemiz gerekiyor gibi görünüyor.